Sevgili fizik canavarları, hepinizden güzel merhabalardan bu videoda bir tane daha gönderiyorum. Ümit ediyorum hepiniz iyisinizdir. Fizik dinlemeye ve çözmeye hazırsınızdır. Fizik canavarlarım, bu videoların gelişerek devam etmesini istiyorsanız her zamanki yaptığınız gibi tamamen beleş ve ücretsiz olan abone ol tuşuna tıklamayı, like bırakıp beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ne yapıyorduk şimdi biz arkadaşlar? 2020 YKS için TYT denemeleri çözüyorduk. TYT denemesi çözmeye bugün de devam edeceğiz arkadaşlar. Yeni bir TYT denemesiyle beraberiz. Ümit ediyorum faydalı olacaktır. İsterseniz gelin vakit kaybetmeden birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Birinci soru ne diyor? Birinci soru şöyle söylüyor. Diyor ki bambudan yapılmış eşit hacim bölmeleri diyor ve içi bulunan bir cisim kütlesi aynı hacimdeki suyun kütlesinin 1/3 kadardır. Buna göre su içerisine bırakılan bu cisim aşağıdakilerin hangisi bir dengede kalır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın ben size önce şunu söyleyeyim. Böyle bir soru gördüğünüzde yani kütle var, öz kütle var, hacim var işin içerisine giriyorsa yazmanız gereken en önemli ve tek bağıntı arkadaşlar nedir? M eşittir dv'dir arkadaşlar. Getirip M eşittir dv yazıyorsunuz. Yazdığınızda burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Aynı hacimdeki diyor. O zaman buradaki hacimler eşit. Kütle ne kadar küçükse öz kütle de o kadar küçüktür. Diyor ki kütlesi 1/3'ü kadar diyor. O zaman öz kütlesi de 1/3'ü kadar olacaktır. Şimdi ben daha önceden biliyorum arkadaşlar eğer öz kütlesi 1/3 kadarsa batanı da 1/3 kadardır. Yani 1/3 kadar batacaktır ki bunu veren cevap hangisidir arkadaşlar? Bursa'dır diyeceksiniz. İkinci soru ne diyor arkadaşlar? İkinci soru şey diyor ki 30 voltluk iç direnci diyor. Önemsemeyen üreteç. R direnci ve tüm direnci diyor. Rx olan diyor. Reostere şekilde gerektiği derecesi kuruluyor. Ana kol akımının 1 amper ile 10 amper arasında olabilmesi için diyor. R ve Rx direnci aşağıdaki hangisi olabilir diyor. Bakın bu sorularda dikkat etmeniz gereken nokta ne biliyor musunuz? R yazıyorsa yani direnç diyorsa o direncin değerini değiştiremezsiniz. Ama reosta diyorsa, ayarlı direnç diyorsa o zaman onun direncinin maksimum ve minimum değeri vardır. Minimum değeri sıfırdır. Maksimum değeri ise ne kadarsa o kadardır. Ona dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. O halde ben size şunu söyleyeyim. Diyeyim ki akım 1 amper ile 10 amper arası nasıl olacak? 10 amper ile 1 amper arası nasıl olacak? Dirence bağlı olacak. Bakın bu soruları yapmanız gereken ve bilmeniz gereken tek şey arkadaşlar nedir? O da vır bağıntısıdır arkadaşlar. Hemen bir vır yazıyorsunuz. Vır yazdığınızda devrem potansiyeli 30 volt. Bakın 30 voltu görüyorsunuz. I çarpı R'de I'nin değeri 1 de olabilir 10 da olabilir. Ama direnç değeriniz ikisi birbirine seri bağlı olduğundan dolayı R artı Rx kadardır. Şimdi ben şunu biliyorum arkadaşlar. Akımın maksimum olabilmesi için direncin minimum olması lazım. Ayarlı direncin minimum olabileceği değer sıfırdır. O zaman burada R'nin buranın 10 çıkabilmesi için 3 ohm olması lazım. Şimdi eğer burası 3 ohmsa buranın 1 çıkabilmesi için bunun 27 olması lazım. O halde cevabınızın olması lazım arkadaşlar. 3'e 27 olan cevap benim için doğru cevap olacaktır. Diyorum ki Adana cevap benim için doğru cevaptır. Üçüncü soru şöyle diyor. Diyor ki yükseklikler eşit olan üçlü dolu yüksek silindirlerin yere yaptıkları basınç birbirinden farklıdır diyor. Arkadaşlar bakın basınç diyor. Basınç dediğinizde katı sıvı gaz basıncıydı ve bu katı basıncıydı. Katı basıncı için bilmeniz gereken nokta neydi arkadaşlar? Basıncın ifadesi kuvvet bölü taban oranıydı. Yani ağırlık bölü taban oranıydı. Bunu hatırlıyorsunuz. Peki biz dedik ya eğer düzgün geometriye sahipse, bunda bir silindirse, konuysa, küreyse o zaman yapmanız gereken şey neydi? Bir sıvı basıncı gibi düşünebilirdiniz. P eşittir HDG idi. Yani şunu söyledi. Dedi ki bakın tabandan yukarıya doğru çıkıyorsa yani bunlar düzgün ise basıncı sıvı basıncıyla da bulabilirsiniz dedik. Şimdi diyor ki bu adamların basınçları birbirinden farklı. Şimdi bu adamların basınçları birbirinden farklı ama bu adamların yükseklikleri aynı arkadaşlar bakın. Yükseklikleri aynı eşit. Yer çekim ivmeleri aynı ortamları eşit. O halde bunun neleri farklıdır arkadaşlar kesinlikle? Bu adamların kesinlikle öz kütleleri farklıdır arkadaşlar. O halde burada kesin olan sadece ve sadece nedir arkadaşlar? Yalnız 2'dir diyoruz. Isı yaratılmış bir ortamda diyor, çekişte dövülen diyor, erime sıcaklığında olmayan bir demir parçası ile ilgili olarak diyor. Arkadaşlar bakın burada çok önemli nokta şu. Daha önce ben ısı ve sıcaklık videosunda da vardı. Isı ile iç enerji kavramları birbirinden farklıdır arkadaşlar. Bakın ısı iç enerji kavramları birbirinden farklıdır. Isı karşıdakinde bir değişiklik yapacak. Yani onun sıcaklığını değiştirecek ya da onu hal değiştirecek. Ama iç enerji maddenin bulunduğu yerde durduğu yerde moleküller arasındaki kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı olan enerjidir. Yani siz bir çekişle demiri döverseniz bunun sıcaklığını artırırsınız ama sıcaklığı arttığında bu adamın ısısı artmaz, iç enerjisi artar. Buna dikkat edin arkadaşlar. O halde cevabın olması lazım 2 ve 3 olması lazım diyoruz. Şimdi şöyle söylüyor. Diyor ki V hızıyla diyor, doğrusal bir yolda ilerleyen diyor. Kale ve M cisimleri şekilde belirten yönlerde F büyüklüğünde kuvvetler hareket uygulanıyor. Kale cisimleri yavaşlayan M cisim sabit hızlı hareket yaptığına geliyor. Şimdi arkadaşlar burada çok önemli bir sürtünme kuvveti meselesi. Bakın sürtünme kuvvetiyle ilgili olan
önemli bir taktik veriyorum size bakın. Sürtünme kuvvetinin yönü her zaman için hareket yönüne zıt yöndedir. Uygulanan kuvvete değil, hareket yönüne zıt yöndedir. O halde ben sürtünme kuvvetini verirken, şimdi öğrenci şunu söylüyor bana, diyor ki hocam diyor, bak birincide diyor uygulanan kuvvet sola doğru, o zaman sürtünme kuvveti sağa doğrudur. Hayır arkadaşım, sürtünme kuvveti kesinlikle ama kesinlikle sağa doğru olmaz. Niye olmaz? Çünkü adamın hareketi sağa doğru olduğu için, bakın adamın hareketi sağa doğru olduğu için sürtünme kuvvetinin sola doğru olması lazım. Yani siz kuvvete bakmayacaksınız, hareket yönüne bakacaksınız. Bakın hareket yönü sağa doğru, sürtünme sola doğru. Hareket yönü sağa doğru, sürtünme sola doğru. Görüyor musunuz? Ama diyor ki bak birinci ve ikincisi yavaşlıyor. Eğer bu adam yavaşlıyorsa zaten F kuvveti bunu yavaşlatıyor. Sürtünme olsa da yavaşlatır, olmasa da yavaşlatır. O halde burada sürtünme var mıdır yok mudur meselesine ne diyorum arkadaşlar? Bir tane şöyle bir kocaman bir soru işareti koyuyorum. Bilmiyorum. Ama burada bu adamın hızının azalabilmesi için kuvvet sağa doğruyken, kendi de sağa doğru gidiyorken bunu yavaşlatan bir kuvvet olması gerekiyorsa sürtünme kesinlikle olmalıdır arkadaşım. Bu adam sabit hızla gidiyorsa, sabit hızla gidebilmenin alternatifi neydi? Bu kuvvetlerin birbirine eşit olmasıydı. O halde demek ki F'e karşılık bir tane sürtünmenin olması lazım, kesinlikle olması lazım. O halde cevabının olması lazım arkadaşlar. L ve M'de sürtünme kuvveti etki etmektedir diyeceksiniz. Ya da sürtünme bir zeminde bulunan diyor K mıknatısını etki alanındaki bir noktada L mıknatısı şekilde gibi sabitlenmiştir. Sistem bu duruşta gelip torusu engelleme kuvveti, K mıknatısını etkileyen sürtünme kuvveti, L mıknatısına uygulanan manyetik kuvvet ifadesi veriliyor. Arkadaşlar buradaki kuvvetin yönlerini verirken yapmanız gereken şey şudur. Şu ifadeyi isterseniz biraz daha şöyle büyütürsem net göreceksiniz belki de şöyle. Şimdi bu adam uygulanan kuvvetler arkadaşlar şöyle söyleyebilirsiniz. Şimdi bunların kutupları birbirinden farklı olduğu için NS kutupları olduğu için S kutup N kutubunu kendine doğru çekecektir. Burada bir manyetik kuvvet olacaktır. İptek germe kuvveti sola doğrudur. Tabi sürtünme kuvveti her zaman için uygulanan kuvvete zıt yönde olacağı için sürtünme kuvvetinin yanında budur. O halde cevabınız olacaktır arkadaşlar. Bunu veren cevap Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Ceyhan cevabı doğrudur. Yedinci soru şöyle diyor. Arkadaşlar bakın size şunu söyleyeyim. TYT sorularında uzun sorular genelde kolay sorulardır. Ama burada mutlaka ama mutlaka soruda metni çok iyi okumanız lazım. Çünkü cevaplar metnin içerisinde arkadaşlar. Şimdi burada bu ses duvarlarından bahsediyor. Gelişen teknoloji günümüzdeki rahatlığın yanında bazı problemler de getirmiş. Bu problemlerden biri de gürültüymüş. Gürültü kirliliği olarak ifade edilebilen problemin diyor kaynaklarına bakıldığında trafik, iş makineleri, üretim yapan fabrikalar, otoyollar, eğlence mekanları gösterilebilir. Gürültünün az indirilmesi çözüm olarak gelişim yerine ses kaynağı arasına akustik bölümler inşa edilmeye başlamıştır. Bu işlemler için ses bariyerleri kullanılır. Bakın buradaki amacımız nedir? Gürültünün en aza indirilmesine çözüm. O halde burada ses bariyerlerinin amacı nedir? Gürültüyü en aza indirmektir. Buna göre ses bariyerleriyle ilgili olarak, bakın bu ses bariyerleriyle ilgili olarak, ses bariyerleri arasında yansıtarak sönümlenir mi? Sönümlenmesi demek, azalması demektir ki evet. Sesin bir kısmı absorbe edilmesi, yani yüzey tarafından emilmesi, azalması anlamına gelir, evet. Sesin enerjisinin artması, o sesin artması anlamına gelir, bunu kaynak yapar, duvar yapmaz. Sesin enerjisinin artması demek, sesin şiddetinin artması demektir ki bunu kaynak yapar. O halde bunun bizimle alakası yoktur arkadaşlar. Cevabınız olacaktır. 1 ve 2 olacaktır. Evet sevgili fizikçiler, bir TYT sınavının bir TYT denemesinden sonra geldik. Ümit ediyorum faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Benim sevgili fizikçilerim.